Senatör Marco Rubio, ABD ve diğer ülkelerde yaşayan Uygur diasporasına ABD desteğini arttırmayı ve Çin Komünist Partisi tarafından insan hakları ihlal edilen Uygurların koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan Uygur Politika Yasası'nı 7 Nisan Perşembe günü tanıttı. Kaliforniya'dan iki kongre üyesi, Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler geçen Temmuz ayında Temsilciler Meclisi'nde ilgili tasarıyı sunmuştu. Voice of America'ya göre ABD Temsilciler Meclisi, Çin İcra Komitesi, Çin'in son yıllarda diğer etnik grupların dili, kültürü ve etnik kimliği üzerindeki acımasız baskısını tartışmak için 5 Nisan'da çevrim içi bir oturum düzenledi. Oturumda Tibetliler, Moğollar ve Uygurlar Çin'in insanlık dışı suçları hakkında ifade verdi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında üzerinden geçen 32 yıla rağmen Barın katliamında kaybettiğimiz kardeşlerimizin, soydaşlarımızın acılarını yüreklerimizde taşıyoruz dedi. Doğu Türkistan'da Barın katliamının 32. yılı olduğunu aktaran Destici, binlerce sivil hunharca katledildi. Çin ancak soykırım kelimesiyle isimlendirilebilecek bir katliam sonrasında güvenlik bahanesiyle bazı illeri abluka altına aldı ve 10 binden fazla Uygur gencinin tutukladı dedi. ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'de satılan 125.785 adet Model 3 marka elektrikli otomobili üretim hatasından kaynaklanan güvenlik riskleri nedeniyle geri çağırdı. Açıklamada 11 Ocak 2019 ile 25 Ocak 2022 arasında üretilen 125.785 adet aracın motor kontrol yazılımlarının güncelleneceği kaydedildi. Uzaya ilk özel ticari misyon gerçekleştirildi. 55 milyon dolar bilet parası ödeyen 3 kişi Uluslararası Uzay İstasyonu'na bilimsel projelerde çalışmak için gitti. SpaceX, Amerikalı, Kanadalı ve İsrailli olmak üzere 3 iş insanını ve refakatçi olarak ABD Havacılık ve Uzay Ajansı eski astronotu Michel Lopez Agarty'yi bir haftadan fazla sürecek uzay yolculuğu için dünya yörüngesine fırlattı. Japon hükümeti Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası diplomatlar dahil 8 Rus yetkiliyi sınır dışı etme kararı verdi. Karara göre Rusya'nın Tokyo Büyükelçiliği ve ticaret temsilciliğindeki Rus diplomatlar dahil 8 kişi sınır dışı edilecek. Doğu Türkistan Milli Ordusu'nun 8 Nisan 1945'te kuruluşunun 77. yıl dönümü gururla kutlanıyor. Kahraman ecdadımızı ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Doğu Türkistan Milli Ordusu, 2. Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleriydi.